Aslında vatandaşlık maaşını e, sosyal yardım bakış açımızı ifade ederken önemli ölçüde e, ona bir atıfta bulunmuş olduk. E, ifade ettiğim gibi bizim sosyal yardımlarımız ihtiyaç duyan gruplara göre ve, ve çeşitli e, biçimlerde, çeşitli dönemlerde, kimi e, süresiz, kimi süreli, e, kimi dönemsel olmak üzere bir takım e, sosyal yardımlarımız var. Bunları e, ve değişik mevzuatlardan kaynaklı değişik sosyal yardım, sosyal destek mi, mi e, biçimleri de var. Şöyle söyleyeyim Ercan Bey. Kamunun e, sosyal yardımlarının yüzde %80'ini bizim bakanlığımız yapıyor. Ama bunun e, dışında %20 de diğer kurum ve kuruluşların çeşitli vesilelerle, çeşitli sebeplerle e, sağladıkları kamusal destekler var. İşte bunları bir çatı altında toplayacak, mevzuatı bütünleştirecek, e, dağınıklığı toparlayacak e, bir e, sistemi öngörüyoruz. Bunu e, tek bir çatı altında toplayarak vatandaşlarımıza sağladığımız... E, sosyal e, destekleri ve sosyal yardımları bir bütün halinde vatandaşlık maaşına e, dönüştürmüş olacağız. E, aslında o konuşmanın ilk hmm. başında söylediğim hani sosyal devlet vatandaşına belli bir e, sosyal düzeyi sağlamak e, zorundadırı. Bu anlamda vatandaşlık maaşıyla gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle mi olacak Sayın Bakan? Yani bir seviyenin üzerinde gelir evet. olması evet. gerekiyor. Herkesi 3-5'tir. Asgari hayat evet. standartının altında ge gelir seviyesi e, hiç Hiçbir ailemizin, bizim çünkü sosyal desteklerimiz hane temellidir, aile bazlıdır, aileye giren toplam ekonomik değer üzerinden değerlendirilir. Bir hanenin gelir desteğinin askeri hayat standartının altında kalmaması kalıyorsa o eksik kalan kısmın kamu tarafından, devlet tarafından desteklenmesi projesi.